Elfi Gayrimenkul emlak sayfasını sunar. Emlak ve gayrimenkul sektörünün referans programı Emlak Sayfası'na herkese merhabalar. 2 Ocak 2021 yeni yılın ilk programında bugün önemli bir konuğumuz var. Aynı zamanda sevdiğimiz bir dostumuz Gökhan Taş. Gökhan Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Gayet iyiyiz vallahi. Sizler? Sağ olun, bizler deyiz. Şimdi hızlı bir giriş yaptık. Yeni yıldan umutlarımız, beklentilerimiz çok fazla. Her anlamda. 2020'yi pek iyi anılarla geride bırakmadık. Ama 2021 için umutlarımız çok taze. Sizlerin de umarım 2021 yılı güzel geçer. İzleyicilerimiz için de aynı temennileri iletiyoruz. Evet. Biz güzel temennilerle yıla başladık. Evet. Sektörlerden tabii ki umutlu açıklamalar da geldi. 2021 beklentilerini birçok sektör temsilcisi aşağı yukarı özellikle ikinci çeyrekten itibaren umutlu rakamlar var. Beklentiler, hedefler hep bu yönde. Tabii ki Coldwell Banker'ı da biz uzun zamandır takip ediyoruz. Onlar da güzel işler yapıyor sizin öncülüğünüzde. İsterseniz biz 2021'deyiz ama 2020'yi de iyi hatıralarla olmasa da şöyle bir genel özetle ansak 2020'yi gayrimenkul sektörü nasıl geçirdi? Bu anlamda bize bir özet yapabilir misiniz? Şimdi ben 13 senedir sektördeyim. Hiç yaşamadığımız bir sene yaşadık. Yani enteresan, çok enteresan bir sene yaşadık. Mart'ın 18'inden itibaren neredeyse Nisan'da Mayıs'ta sıfıra yakın işlem oldu. Evet. Haziran'da 0.64-0.69'la beraber altına hücum gibi gayrimenkule hücum oldu. Yani sanki biz mesela doğru fiyatlandırılmış portföyü almazdık. Hı-hı. Şimdi 5. katını 850 bin liraya satışa çıkardığımız bir yerin 4. katının 2 hafta sonra 1 milyon satıldığını gördük. Yani 3 ay gibi bir sürede %40'a yakın bir fiyat artışı oldu. Çok ciddi anlamda satış rekorları kırıldı. Yani hem Coldwell Banker olarak hem gayrimenkul sektörü olarak Kasım ayı itibariyle 1 milyon 393 binde tahmin ediyorum konut için söylüyorum. Evet. Aralık'ta da 120 bin civarında olur ve 1 milyon 500 bini geçerek 2020 tüm Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılacak. Konut dışı satışta da 1 milyon 200 bin gibi bir rakam bekliyoruz. Yani 2 milyon 700 bin gibi toplamda bir satış olacak ve yaklaşık 550 milyar liralık bir satış olacak. Yani bunları düşündüğünüz zaman 2020 aslında ticareten çok iyi bir yıldı. Belki de İleriki zamanlarda 2020'yi yakalayamayacağız. Ama tabii yaşadığımız pandemi dönemi, ben onu 3. Dünya Savaşı'na benzettim. Yani herkes bir anlamda sığınaklarına, evlerine sığınmış durumdaydı. Bize 2020 evin yuva olduğunu, evin insanların kalesi olduğunu ve evin sığındıkları en temel şey olduğunu da gösterdi. Yani herkes ortalama 2 ay, 2,5 ay tamamen evlerimizde kaldık. Baktığımız zaman 2020 aynı zamanda insanların hayatını sorgulamasına da neden oldu. Yani daha müstakil bir yaşam, daha işte Ege'de, Akdeniz'de, kıyılarda bir yaşam, İstanbul'a yakın yerlerde arazi satışları, müstakil villalar. Mesela şeyler başladı, bu karavanların, çekilebilir karavanları tarlalara götürüp orada tarla satışları başladı. Dolayısıyla değişik bir yıldı. Aslında gayrimenkul ürünlerinin çeşitlenmesi adına da bir fırsat yılı oldu diyebiliriz. Aynen, ofis pazarına baktığınız zaman bu işin standardı kişi başı 10-12 metreydi. Şu anda 20 metreler konuşuluyor. Bu mesela çok şeyi önümüzdeki 5 yıl içerisinde değiştirecek. Hatta home ofislere dönüş var. Dönüşler var. İnsanların şimdi biz mesela ben kendi adıma söylüyorum. Ben 46 yaşındayım. Böyle hem eski kuşakta yeni kuşak arasında bir yaştayım. Teknolojiye, gelişime çok açık olduğumu düşünürdüm. Kesinlikle. Ama bana birisi deseydi ki ya biz 3 ay evden çalışacağız. Hiç kimse de işe gelmeyecek, iş de yürüyecek. Olmaz derdim yani 3 hafta bile olmaz derdim ama baktığınız zaman şu anda bile Aralık ayı itibariyle biz tekrar evden çalışmaya döndük. İş yapış alışkanlıklarımız değişti değil mi? Evet, İş modellerimiz değişti. Ama buna rağmen siz 2020'ye çok karamsar veya 2020 ile alakalı bir tablo çizdiğinizde kötümser bir tablo çizmiyorsunuz. Gayet iyi bir tablo vardı. Yani şöyle biz şimdi
Bizde sadece Coldwell Banker yok, ERA var, müzayede.com var. Orada araç satışı bölümümüz de var gayrimenkulle beraber. 2020 belki de bir dahaki senelerde çok zor yakalayacağımız fırsat olarak, satış adeti olarak, ciro olarak bir yıl geçti. Yani gayet iyiydi. Yani. Aslında 2020'de de yani sizin iyi olarak çizdiğiniz tabloyu Haziran ve biz Ağustos ayları arasında sıkıştırıyoruz. Yani bunu da yani şöyle, göz ardı etmemek lazım. Diğer aylarda maalesef beklenen olmadı. Şöyle, faizler birin üstüne çıkmaya başladığı noktadan itibaren tam kırılma noktası. Ben bundan Utku Bey 4 yıl önce şeyi söyledim. Şu anda da aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'de gayrimenkul işini hareketlendirmek istiyorsak 3 şeyi birinin altına indirmemiz lazım. KDV'yi birinin altına indirmemiz lazım. Faizlerin birinin altında olması lazım. Tapu harçlarının birinin altında olması lazım. Bu olduğu zaman gayrimenkulde Haziran, Ekim arası diyelim, hadi Eylül'de kapsayalım. Burada insanların gelirinde bir artış yoktu. Ama moralite ile beraber, hani herkesin alma eğilimine girmesiyle beraber çok ciddi anlamda bir talep patlaması oldu. Dediğiniz çok doğru. Hemen bir ekleme yapmak isterim ben ona. Giyoder'in de 2023. çeyrek raporundaki önermelerinde özellikle ilk el konut satışlarında tapu harcından muafiyet gibi bir talepleri de olmuştu. Ya bunu en azından en kötü ihtimalle söylüyorum. İlk kez gayrimenkulün alacakları uygulanabilir, 35 yaş altı uygulanabilir, 50 yaş üstü uygulanabilir. Yani ilk sıfır satışta bu uygulanabilir. Bunların her biri baktığınız zaman zarar değil. Bakın şu anda 2021 için konuşuyoruz. Şu anda yeni konut arzı neredeyse olmayacak. Bu faizlerin olduğu bir ortamda kimse, o Haziran, Temmuz, Ağustos'la beraber müteahhitler iştahlandı. Hani yeni arayışlar oldu ama baktığımız zaman Ekim'den itibaren o arayışların durduğunu görüyoruz. Çünkü yapı ruhsatı başvurularında %50 ve %60 arasında bir azalma var, gerileme var. Yeni konut arzı veya işte mülk arzı gelmeyecek. Aynen. Şimdi sadece demirdeki artışa baktığınız zaman bu inşaat maliyetini %6 oranında arttırmış durumda. Total maliyete baktığınız zaman bizim Temmuz ayında zamlandı, fiyat arttı, %40 arttı diyerek 6.000 liralık gayrimenkulü 8.500 liraya satmaya başladık. Baktığınız zaman 2021'de bunun maliyeti sadece 10.000 olacak. Yani şu an yeni yapılsa o konut, onun maliyeti 10.000 olacak. Dolayısıyla bu artışların da olduğu bir pazarda bizim önümüzü açan kararların hükümet tarafından alınması lazım. Bu tabii sektörün özellikle 2020 ile alakalı beklentileri çok fazla. Siz bir kısmını söylediniz. Evet. Gerçekten de kemik olarak kemik talep dediğimiz şeyler bunlar. Tapu harçlarından bahsediyoruz, özel indirimlerden. Konut kredileri zaten başlı başına sektörün tam anlamıyla ateşleyicisi oluyor. Yani birinin hükümet altını gördüğümüz zaman biz rekora koşuyoruz. Evet. Şöyle, Haziran'ın yaptığı şey çok zekice bir şeydi. Nasıl zekice? Ortalama paranın maliyetinin %11 olduğu bir ortamdı. O dönem %11'di. %8 de parayı piyasaya sundu. %3 finanse etti ama %4 tapu harcından aldı. 700 bin liraya konut alan birisi 400 bin lira bankadaki yastık altındaki parasını pazara sundu. 300 belki kredi kullandı ama şimdi o pazara giren parayla beraber arabalar alındı. Başka şeyler alındı. Dolayısıyla pazarın moralitesi pandemiyle beraber çok kötüyken birdenbire muazzam bir moraliteye, muazzam bir ticaret hacmine ulaşmış olduk. Bunlar bu tür zamanlarda, bu tür dönemlerde olması gereken şeyler. Bunlar olur ise eğer pazarın önü açılıyor. Bugün gayrimenkul 200'e yakın iş kolunu besliyor. Yani gayrimenkul sadece bir binadan, sadece bir betondan ibaret bir şey alt değil. Alt sektörleri, bir sürü istihdamı, alt sektörü, ekonomiye katkısı tabii. Çok fazla. Bir de şöyle, özellikle gayrimenkul için söylüyorum. Gayrimenkulle istihdam edilen insanların başka işlerde istihdam edilme şansı da çok yok. Yani dolayısıyla hani kapalı bir istihdam aranı. Yani burada istihdam olan insanlar burada olabiliyor. Yani öbür türlü bu durduğunda adamın da hayatı yok olmuş olabiliyor. Aslında benim gireceğim konuya siz bir giriş yaptınız. Oradan devam etmek istiyorum. Tabii biz özellikle son 10 yılda ülkemizde emlakçılık
mesleğinin yeni bir modelle, yeni bir teknikle gayrimenkul danışmanlığı, emlak danışmanlığı. Tabii ki bunun en önemli payı da yurt dışı franchising markaların, sizin gibi özellikle girişimcilerin ülkeye girmesiyle beraber bu iş yapış modeli de bir değişikliğe uğradı. Eğitimleri görmeye başladık. O fotoğraflı afişlerden ziyade daha kurumsal yapıları görmeye başladık. Emlakçılık ve gayrimenkul danışmanlığı arasındaki biraz farktan bahsetsek, özellikle bu sektöre girmeyi düşünenler veya mevcutta bu sektörde olup kendini daha geliştirmek isteyenlere tavsiyeleriniz neler olur? Şimdi ben 2006 Nisan'da bu sektöre girdim. Sektöre ilk girdiğim zamanı hani hatırlıyorum, anneme söylemiştim, işte anne ben broker oldum, gayrimenkul danışmanı oldum, anlamamıştı. Bu arada doktorluğu bıraktınız. Yani evet, bilmeyenler evet. için de söyleyelim. Hani Gökhan Bey okulu bitirip ben bu mesleği yapacağım demedi. Zaten profesyonel evet. olarak tıbbi alanda bir deneyiminiz vardı. Onu bırakıp evet, evet. broker oldunuz. Emlakçı olduk. Bu da ayrı bir hikaye. Şimdi o dönem annem dedi ki, yani en son anlamadı ne olduğunu. İşte emlakçı olacağım dediğimde çok kızdı bana. Yani o kadar okudum, bunu mu yapacaksın? Şimdi ben 13 yıllık gelişimde, mesela Coldwell Banker'dan örnek vereyim. Bizim %86'mız üniversite mezunu. %64'ü en az bir yabancı dili iyi konuşuyor. %46'sı kadın. Yaş ortalamamız 34. Dolayısıyla bu 13 yılda hem emlakçıya bakış, artık müşteriler nezdinde, satıcılar ve alıcılar nezdinde, özellikle büyük şehirlerde ve büyük şehirlerin nasıl söyleyeyim, değerli gayrimenkullerinin olduğu bölgede. Mesela bizim İstanbul'da 60 ofisimiz var. İşte İzmir'de 20 var, Ankara'da 12 var. Buralarda gayrimenkul danışmanlığının insanlar hizmet olarak ne kadar önemli ve değerli olduğunu müşteriler farkına varmaya başladı. Nasıl farkına varmaya başladı? Şimdi herkesin bir berberi var, diş doktoru var, avukatı var. Herkes hayatı boyunca biriktirdiği, belki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl biriktirdiği ve kazancının harcamalarını yaptıktan sonra kalan parasıyla bir gayrimenkul alıyor. Yani hayatındaki aldığı en önemli alım-satım kararını alıyor. Ve bu frekans olarak da lütfen sözünü unutmayın. Buyurun. 2 kez, 2,5 kez yapılıyor. Yani araştırmalarda bunu görüyoruz. Aynen. Hayatı boyunca bir insan 2 defa gayrimenkul alıyor. Yani 3 kere aldığını farz evet. edelim. Bu kadar önemli bir kararı denetlenemeyen, belli baskı olmayan, yapacak başka bir işi olmadığı için o işi yapan ve bir hata olduğunda, bir yanlış beyan olduğunda sorgulanamayan biriyle yürütmektense, hı hı. bunu gerçekten insan kalitesi iyi, iyi bir eğitim almış, saygın, kendini bir anlamda işine adamış, öbür taraftan da aldığı işsel eğitimlerle beraber profesyonel bir hizmet sunabilen ve denetlenebilen, hesap verebilen, şikayet edilebilen, bir sorun olduğunda arkasında kurumların olduğu bir yerden almanın ne kadar önemli ve değerli olduğunu insanlar çözmeye başladı. Müşteriler bu taleplerle beraber sizi ayırıp, mesela bir yerden gayrimenkul alacak, gidip oradaki kurumsal gayrimenkul şirketine sormaya başladılar. Çünkü burada bize metrekare fiyatı doğru söylenir, fiyatlar doğrudur, fake ilan olmaz, yanıltıcı bilgiler olmaz ve bunlar işini gerçekten iyi yapıyor. Çoğu da eksper raporuyla evet, çalışıyor. Tabii tabii. İhtiyacı bizde mesela her portföy rakip pazar analiz, RPA dediğimiz bir ekspertiz neticesinde fiyatlandırılır, bir pazara çıkarılır. Burada müşteriler bunu görmeye başlayınca, bunu talep etmeye başlayınca, bu sefer sektörün dışında olup, hiç bu sektörle alakası olmayıp, belki bu sektöre negatif anlamda olumsuz bakan insanlar da ya ben bu işi yapabilirim demeye başladılar. Bu işe giren insanların arkadaşları, dostları onları gözlemlemeye başladı. Onların başarılarıyla beraber onlar girmeye başladı. Dolayısıyla şu anda kurumsal gayrimenkul danışmanlık sektörü yaklaşık 10 bin kişiden oluşuyor. Toplam sektörün biz 300 bin olduğunu tahmin ediyoruz. Yani bu bir tahmin, hani bir veri yok. Ama mesela şöyle söyleyeyim, bir ilçede diyelim ki 100 kişilik bir kurumsal gayrimenkul ekibi var, 900 kişide kurumsal olmayan var.
O 100 kişi neredeyse 900 kişi kadar da iş yapmaya başladı. İş hacimleri çok o mahallenin ortalama fiyatının üzerindeki gayrimenkulleri genel anlamda kurumsal gayrimenkul ofisleri satmaya başladı. Bunun büyük en büyük avantajı da kayıt dışını aslında bir anlamda önlemiş oluyoruz. Aynen. Yani Türkiye'de ben geçen hafta Alpan Bey ile yaptığımız programda özellikle biz kayıt dışı emlak danışmanlarının sayısının Avrupa Birliği toplam emlakçı sayısının 1/4'ünün ülkemizde olduğunu konuşmuştuk. Bununla da mücadelede aslında çok başarılı bir argüman diyoruz biz, değil mi? Ya hem o hem de şu, şöyle söyleyeyim. Şimdi bu işin bir meslek olarak insanlar tarafından görülmesini sağlamak. Hı hı. Yani benim idealim, yani bu iş ile ilgili idealim şu. Bir gün insanların benim oğlum, benim kızım büyüdüğünde gayrimenkul danışmanı olacak demelerini sağlamak. Yani meslek bunu, gibi evet, evet. Kariyer planlamasını yani belki ona göre yapmalısınız. Benim babamın tek ideali askeri doktor olmakmış. Ben GATA'ya o yüzden girdim. Babamın yani idealinin bir gün hani şu an olması imkansız da hani oğlum büyüyünce gayrimenkul danışmanı olacak. Çünkü bu iş hem getirisi olarak yani getiri olarak gerçekten milyonlarca lira kazanabileceğiniz bir iş. Hem de eğer iyi bir satışçıysanız kabiliyet gömülü kalmaz. Yani hangi markada olursanız olun o markanın yıldızı olmak için her marka sizin önünüzü açıyor, size destek oluyor. Dolayısıyla gelecekte bu iş artık net bir şekilde bir meslek olarak görülecek. Zaten bu özellikle 14 Ekim'de bir yönetmeliğimiz yayınlandı. Yayınlanan yönetmelik bizim gibi Cobalt Banker gibi kurumsal gayrimenkul markalarının zaten Türkiye'de de dünyada da uyguladıkları standartlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yasalaşmış oldu. Hı hı. Dolayısıyla artık belirli bir standartta bu iş yapılacak, hesap verebilirlik olacak, her şeyi tanımlanmış olacak. Bir müşteri, bir gayrimenkul danışmanı ile yetki vermeden çalışamayacak. Aslında sektör adına da disipline edilebilir çok, bir hale geldi diyelim. Evet, biraz evet. Da gayrimenkul piyasasına kısmına dönmek istiyorum ben. Hı hı. 2020 yılında en çok talep gören konut tipleri hangileri oldu? Biz hep bahçeli müstakil yapıları söylüyoruz ama işin içinde olan biri olarak sizden duymak lazım. En çok tercih edilen konut tipleri ve gerçekten de gayrimenkul ürünleri arasında en çok kazandıran gayrimenkul mülkleri hangileri oldu? Ofisler mi, konutlar mı? Şöyle söyleyeyim, herkes köyün en güzel kızını almak ister ama herkeste başlık parası yoktur. Yani öyle bir deyim vardır. Evet. Şimdi herkes de bahçeli, müstakil evleri sorduğu çok fazla talep eden oldu ama adetsel anlamda baktığınız zaman Türkiye'de 3+1 son 5 yıldır 2+1'e doğru geçmişti. Yani en çok adetsel anlamda tüketilen bunları istatistiklerde gördük. Tabii yani. Tabii oydu. Şey. Şimdi 1+0, 1+1'ler son 3 yıllık trendde eskisi kadar rağbet görmüyor. Yani 1+1 aldığınız zaman çok rahat satıyordunuz, kiraya veriyordunuz. Evet. Kira getirisi 3+1'e göre rasyo anlamında daha iyiydi ama şu anda 2+1 dairelerde çok ciddi anlamda bir talep var. Bir de şeyi biz gözlemlemeye başladık. 5 yaşın altındaki gayrimenkullerde çok ciddi anlamda satış artışı var. Yani önceden insanlar orayı oturmak için alıyorlardı ve genelde o tür daire alıcıları sıfır daire almayı tercih ediyordu. Ama sıfırla 4-5 yaş arasındaki gayrimenkuldeki fiyat farkından dolayı ikinci ele doğru bir yönelme var. Site yaşantısının olduğu gayrimenkullere doğru son 3 yıldır daha fazla bir yönelme var. Yani özellikle mahalleden dolayı. Evet. Kentsel dönüşümle beraber ortaya çıkan gayrimenkullerle ilgili mesela Bağdat Caddesi'ni söyleyeyim. Neredeyse elimizde hiç satılık yer yok. Ve biz kiraya verdiğimiz yerleri satar mısınız diye dönüp müşterilerimizi arıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla lokasyonel anlamda da çok talep gören yerler de oldu. Yeni yatırımların geldiği, metronun, ulaşım ağlarının, hastanelerin, yeni yapıların olduğu yerlerde bir artış var. Ama genel anlamda hani fiyatsal anlamda en çok hangisi arttı derseniz en çok müstakil evler arttı.
Ve en çok da Ege bölgesi arttı. Ege bölgesi biz tabii birkaç program önce de Ege ve Akdeniz'le ilgili de bir program yapmıştık. Gerçekten talep orada hızlı bir şekilde artıyor. İstanbul'un özelinde özellikle şehir dışı yapılaşmalar pek fazla tercih edilmezdi. İstanbul pandemi sürecinde gayrimenkul piyasası açısından nasıl bir yıl geçiriyor? İstanbul pandemide şöyle söyleyeyim. Yani Ağustos sonu itibariyle söylüyorum size. Neredeyse Haziran itibariyle satışa çıkmış tüm gayrimenkuller Ağustos sonu itibariyle satıldı. Yani tamamı neredeyse. Daha önce böyle bir şey yaşamadınız. Hiç yaşamadık. Yani daha önce bizim ortalamamız şöyle. Ortalama olarak aldığımız 4 portföyden birini işleme çeviririz. Hı hı. Ve bu sektör açısından çok başarılı bir orandır. Biz Haziran ve öncesinde aldığımız portföylerin %94'ünü işleme çevirdik. Ağustos'a kadar. Dolayısıyla İstanbul çok hareketliydi ama şu anda son Kasım ayı, Aralık ayı itibariyle söylüyorum. Şu anda bu artan fiyatlardan geriye gelen gayrimenkuller, yani diyelim ki önceden 600 bin liraydı. Ağustos sonu itibariyle 800 bin lira oldu. O gayrimenkul şu anda 700-750 bin lira isteniyorsa satılıyor. Yani alıcı o zaman alıyor. Öbür türlü bir satış olmuyor. Fiyat, kiralama fiyatlarında son durum nedir peki İstanbul genelinde? Kiralama fiyatlarında da bir artış söz konusu var. Yine orada tabii da. Ki yani %25 ile yüksek kiralı olan yerlerde %25, düşük kiralı olan yerlerde %50'ye yakın bir artış var. Kiralamalarla ilgili de özellikle son dönemde konut arzının azalmasıyla beraber mevcut mülkler değer kazandı haliyle. Kiralar da artmaya başladı. Aynen. 2021 ile ilgili konut fiyatlarında özellikle %30 ila %50 arasında bir fiyat artışı bekleniyor. Bununla ilgili inşaat müteahhitlerinin, temsilcilerinin, birçok müteahhitin de ortak görüşü konut fiyatlarının artışının olacağı yönünde. Oranlarla ilgili tabii değişken rakamları görüyoruz. Ama sizin gözünüzden de merak ediyorum. Ben konut fiyatlarında ben o kadar artış olacağını düşünmüyorum. Bir de şunu da düşünüyorum. Ağustos 2018'de Akbun'un son krizinden sonra konut fiyatlarında Haziran 2020'ye kadar neredeyse bir artış olmadı. Ve %40 artış dediğimiz zaman aslında baktığınız zaman fiyatını buldu diyelim. Hı hı. Yani değerini buldu, öyle söyleyeyim. Evet. Şimdi 2021 ile ilgili de yeni arz edilecek konutun maliyeti zaten yüksek olacağı için yani o maliyetleri düşündüğümüz zaman %40'a yakın bir artış olması gerekiyor. Evet. En son satılana göre. Ama %40 arttığında alıcı bunu alır mı? Yoksa yanındaki teslim edilmiş 1 yaşında, 2 yaşında, demin dediğim gibi 5 yaşına kadar olan bir konutu mu alır? Orada bir muallak var. Dolayısıyla evet, olması gereken o ama olur ise satış olur mu? Ona bir şey diyemem. Bence olmaz. Ben genel anlamda 2021 için faizler eğer birinin altına düşmezse, yani bu faiz oranlarıyla biz devam edersek artışın maksimum enflasyon kadar olacağını düşünüyorum. O da %12-15 arasında bir şey olacağını yani düşünüyorum. Yani %15'i geçmemesi de gerekir mi diyorsunuz aynı zamanda? Geçerse satış olmaz. Satışları bir anlamda keser diyorsunuz. Evet, keser. 2000... Yani şöyle söyleyeyim size. Şimdi hem 1.50 ile siz kredi kullanacaksınız. Bunun moralite etkisi çok negatif olacak. Hem de %20 artmış bir gayrimenkulü almazsınız. Yani doğal olarak özellikle yatırımcı cephesinde kira çarpanını da hesaba katacak. Bu anlamda vadeler yine 30 yıllara çıkmış olacak. Aynen. Cazibesini kaybedecek diyorsunuz. Aynen. Umarız yine de biz iyimser olalım. 2021'de iyi şeyler olsun. 2021 fiyatlar da çok artmasın. Olur ama fiyatları arttırmamak lazım. Fiyatları arttırmayalım. Evet. Ben başarılar diliyorum. Yeni yılın ilk programı beraber yaptık. Hem sizin için hem de bizler için umarım iyi bir yıl olur diyelim. Bu anlamda görüşlerinize de önem veriyorum. İlerleyen dönemlerde inşallah yine bir araya geliriz. Var mı eklemek istediğiniz şey? Herkese iyi yıllar diliyorum, mutluluklar diliyorum. Ama en önemlisi sağlık diliyorum. Evet. En değerlisi oymuş, onu anladık. 2020'nin özeti bence o, bence. Kesinlikle. O zaman sağlıklı yıllarla biz temennilerimizi başlatalım diyorum. Teşekkürler Gökhan Bey. Değerli görüşleriniz için. Evet, değerli izleyiciler, Emlak Sayfası bu hafta konumuz Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taştı. Kendisiyle 2021'de gayrimenkul sektörünü bekleyen olası senaryoları konuştuk. Birkaç tane önemli uyarısı vardı sektörle ilgili. Umarız 2020 en başta tabii ki sağlıklı bir yıl ve karlı bir yıl olur diyelim hepimiz için. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
Alfi Gayrimenkul Emlak sayfasını sundu.